Merhaba, ben Toprak Sergen. Ya da tek Furke Kalmeros. Dekor ve kostümleri rica edeyim ben de. Taht Barış sende kalabilir. Bunu yapamam. Değişik bir abimiz o. Ve hazır mısın? Geliyor. Alparslan! And that's güzel from Kekalmenos. Herkese merhaba, hoş bulduk. Ben Toprak Sergen. Sizden gelen harikulade sorulara cevap verdik. Bakalım bu soruların cevapları nasılmış? Hep birlikte izleme zamanı geldi galiba. O zaman başlayalım. Teşekkür ederim. Galiba kötüyü oynarken bir yandan onun içindeki iyiyi de çıkarmak. Hayır, öyle değil. Aslında şu, kötüyü oynarken gerçekten bütün kalbinle bir şeyler yapınca o insanlara geçmeye başlıyor ve onun içindeki komik, değişik enerjiler ve farklı bir insan profilinin çıktığını herkes algılıyor. Algılayınca da sanki bu enerji çıkıyor ortaya. Herkese çok teşekkür ederim bu arada. Bunu aslında Emre Konağı sormak daha doğru olacak. En doğru cevap Emre'den gelecektir. Bence başlangıçta o bir uyum, bir sinerji oluşuyor. Onun için biraz zamana ihtiyaç var. O zaman oluştuktan sonra tabii ki senaryo ekibi de senin enerjini almaya ve algılamaya başlıyor. Sen de ekibin enerjisini alıyorsun. Yazılan şeyin içinde kendi partisyonda neler yapabileceğini hissediyorsun. Ve ondan sonra da o sinerji ve uyum, o armoni bir araya gelmeye başladığı anda işte bu söylediğim şey ortaya çıkıyor. Fahriye çok özel enerjisi olan bir insan. Fahriye'yi çok seviyorum. Bir kere yürekten oynuyor. Bu çok zor bir iş. Yani hem dışarıda, hem soğukta, hem uzun süren çekimlerdeyken sürekli konsantre olmayı gerektiren bir şey. Üstelik de sadece çekim anında konsantre olmak değil, set içindeyken de doğru enerjiyi hem ekip arkadaşlarımıza, hem oyuncu arkadaşlarımıza, hem de ekran başında bizi izleyenlere vermek gerekiyor. Fahriye bence bunu en iyi başaran insanlardan biri. Bunu yapamam. Bunu yapmam çok zor olur. Kekalmenos çünkü çok yüksek enerjisi olan biri. Çok anlık kararlar veren biri. Genelde de kararlarının %95'i yanlış olduğu için bunu pek gündelik hayata uygulamak istemem. Sonuçları en azından benim adıma hiç de iyi olmaz. Orada yani espriyle şakayla falan da götüremeyebilirsin konuyu. O yüzden Kekalmenos'u kendi içinde bırakmak bana daha doğru geliyor. Kekalmenos da topraktan bir can sonuç olarak. Olabilir yani, ona söyleyeceğim çok şeyler olur ama benim ona söylediğim şeyleri algılayabileceğini zannetmiyorum. Onu en kısa sürede ikna edecek kişi bence Fırat Topkorur. Yani Alpagut'tur ya da Maria'dır. Teşekkür ederim. Tekfur'un ölmesinin istenmemesi çok fazla sayıda insan tarafından mesaj olarak bana geliyor. Bu insanları ne kadar çok sevdiğini anlatıyor ve hepinize tek tek birer birer çok çok teşekkür ediyorum. Bizdeki enerjiyi algılayıp aynı şekilde enerjiyi bize tekrar geçirebildiğiniz için uzun zaman oldu. Evet, 12 yıldır, 13 yıldır dizi yapmıyordum. O periyotta tahmin edersiniz bir dolu teklif oldu. Gerçi başlangıcında ilk 6 yıl gerçekten yapmak istemiyordum. Çünkü bundan önceki periyotta zaten hep gün birincisi işlerim var. Hiçbir zaman değişmedi o kategori. İşte bu dönemde tekrar yapmaya karar verince de, ki dönem değişmiş durumda. Şu anda her şey çok daha dijital, her şey çok daha simbiyoz hareket ediyor. Çok daha sinerjiyle hareket eden bir şey. Ve yaptığınız her şey anında etkiye tepki olarak cevap buluyor. Dolayısıyla sorular belliydi ama cevaplar dönüşebiliyordu. Sorular ve cevaplar da şunlar aslında. Daha önceki kadar başarılı olabilecek mi? Gün birincisi olabilecek mi? Şimdi yeni bir soru daha vardı. Artık uluslararası standartta olabilecek mi? Bütün bu soruların cevapları evet olarak biz çekimi yaşadıktan sonra ve insanlar izlemeye başladıktan sonra geldi. Ama onun öncesinde biraz da karineyle, biraz da içgörüyle, biraz da kendi duygularınızla yola çıkıyorsunuz. Ve orada sadece senaryo değil,
Oyuncu arkadaşlar, yapım ekibi, kanalın kendi durumu ve diğer pek çok unsur. Zor şartlara dayanabilmek, dayanıklı olabilmek, konsantrasyonunu yüksek tutabilmek. Bütün bunlara ben hazır mıydım diye düşünüyorum. Ve onun için de çok ciddi bir ön hazırlık aşaması var. O aşamayı tamamladıktan sonra zaten kendini hazır hissediyorsun. Ondan sonra da zaten top sizde oluyor. Ya o çok özel bir insan. Ya onu dışarıdan bir şekilde kodlayarak oynamıyorum ben. Onu tamamen o andaki o tepkilerini ortaya çıkararak oynuyorum. Çünkü hani ya bunun bu özellikleri çok iyi, bu özellikleri de çok kötü falan diye ortaya çıkarabileceğim bir karakter asla değil. Çünkü çok anlık biri o. Yani onun eminim ki pişirdiği bütün yemekler her seferinde birbirinden farklı oluyordur. Ve eminim ki hani birileri ya bu çok güzel bir yemek oldu ya sen nereden biliyorsun bunun daha da iyileri var falan diye hani bambaşka tepkiler verebilir. Bütününde çok yüksek enerjisi olan ve çok değişik bir abimiz o. Maria'nın gelip her seferinde Kekavmenos'u ikna edebiliyor olması bence başlı başına çok eğlenceli. Onu zaten siz çok eğlenerek izlediğinizden eminim. Ama hem Maria'ya hem de Alpagut'a Kekavmenos'un tutuluyor olması bence çok eğlenceli bir şey. O anın içinde zaten bütün her şey komikleşmeye başlıyor. Yani hani bir türlü karar verememesi ya da verdiği bütün kararların yanlış olması, her türlü ikisini birden çok seviyor olması ve hani senaryo o kadar güzel yazılıyor ki şimdi aslında bütün cevaplar geliyor. Hani bir şekilde hani birini susturmasa da dinlese mesela Diyojen'i işte Dukas'ı ya da Evdokya'yı ya da pek çok örnek var. Aslında doğruyu bulabilecek ama o kendi kararlarından o kadar emin ki zaten komik bir şey çıkıyor kendi kendine ortaya. Ama mesela şöyle anlar var, keşke bunları siz de izleyebilseydiniz. Böyle bir 3-4 ayrı sahnede, şimdi biz şu anda sadece taht ve civarını görüyoruz şu anda. Ama kocaman, kocaman, kocaman bir alandayız, çok büyük bir setteyiz. Ve teknik ekip çok çok fazla sayıda insandan oluşuyor. Dolayısıyla kameranın arka tarafında aslında en hafif haliyle ben şöyle bir baktığımda minimum 25 kişi görüyorum. Reji genelde mekanın biraz daha dışında oluyor ama onların da sesini çok rahat duyabiliyorum. 3-4 anda herkesin aynı anda koparak kahkahalarla güldüğünü çok net biliyorum. Daha önce ben biraz uluslararası ilişkiler okudum. 2 yıl ön lisansım var. Ondan önce gerçi tabii Radyo Çocuk Kulübü var çok uzun bir süre. Sonra dil tarihte oyunculuk okudum. Sonra da yönetmenlik yüksek lisansı yaptım. Aile de oyuncu olduğu için işte babam ve işte ailede başka insanlar. Ben 2-3 yaşındaki bir çocukken mesela sahne benim için evin işte mutfak gibi, banyo gibi, oturma odası gibi yerlerinden ve köşelerinden biriydi. Dolayısıyla böyle pek hani oyuncu olmasam gibi bir kavram çok da fazla bende oluşmuyor. İyi ki de oyuncu olmuşum. Oyuncu olmak aslında çok eğlenceli bir şey. Zor şartlara iyi konsantreyle hazır olup kendini doğru konumlamayı başarırsan ve mutlu olursan ve yaptığın işte insanlara geçiyorsa ondan sonrası zaten çok çok eğlenceli. Muhtemelen başka belki yönetmen olurdum. Zaten onu da bir Türk masalı filminde göreceğiz. Bir de o var. İşin o kısmı. O daha sonra ama az sonra. Ya da pek yakında. Ben de iletişimcilik içinde olduğumu düşünüyorum. Değil mi? Herkes anlayacak. Evet evet. Yani hissediyorsun zaten ne olduğunu değil mi? İyi ki böyle olmuş. Telefoncu olmak isterdim. O da bir tür iletişim. Pek çok etkili sahne var. Sadece benim oynadığım sahneler değil. Burada senaryo ekibine çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem gönül gözüyle bir şeyleri anlatabilmeyi başarıyorlar. Mesela obada hep birlikte şarkı söyledikleri bir sahne vardı. Çok etkiliydi. Alpagut'un alplarla birbirine sarıldığı sahne çok etkiliydi. Yannis'in ölümü yine çok etkiliydi. Maria ile birlikte oynadığımız sahneler, Alpaslan ve Nizamülmülk ve Batur Bey ile birlikte hem de burada çekmiştik. Hemen şu arka tarafta çekmiştik o sahneyi. Bir yemek sahnesi vardı. İşte aynı zamanda Dukas, Diyojen yani Bizans tarafında bir arada olduğu bir sahne vardı. O da çok etkiliydi. Kendi başına karar verdiği anlar çok etkiliydi. Bam telini titretebilince
oluyor. Yoksa sadece senin oyunculuğunla olabilecek bir şey kesinlikle değil. Bu senaryonun da çok etkili olması gerekiyor. Kolay değil tabii. Beni mahallelerde böyle tenekeyle falan kovalama ihtimali çok da insanların. Pek çok replik onların diline pelesenk olmaya başlamış durumda. Ya bir yerden içeri girdiğinde ya da bir yerde dolaşırken birilerinin bana güzel falan dediğini gördüğüm zaman o zaman insanlarla gönül bağını kurduğunu anlıyorsun. Bu çok güzel bir şey çünkü kötüyü oynamak, ya bu çok fazla insan söylemiştir, hepimiz de biliyoruz. Kötüyü oynadığın zaman, yani düz kötüyü oynadığın zaman hani yekpare. Bu adam kötü, ben bunu bundan sonra kötü oynayacağım. O zaman kötü bakalım. Onu seyirci yemiyor. Onun yerine başka enerjileri de görmesi gerekiyor. İşte o komik olan anlar da orada çıkıyor aslında. Çünkü bence Kekamenos'un bu hakikaten doğal tepkileri. Ya bu böyle bir adam. Bunu böyle kabul ettiğin anda epik dramalarda çok az olan komediyle besleyerek, çünkü biz bunu hani altını ısrarla Emre Konuk özellikle çiziyor. Bu komik olsun diye yapılmış bir karakter değil. Bu adamın bir kere her şeyin ötesinde şöyle bir özelliği var. Net bir biçimde Maria'yı kendi kızı gibi seviyor. Akça'yı kendi kızı gibi seviyor. Senaryonun hemen başlangıcında ilk iki bölümde anlatılan bir şey var. Hatta flashbacklerde de bunu sıklıkla izliyoruz. İşte o obadan kaçırma sahnesi, işte Maria'nın annesine hani benimle birlikte olursan bunların hiçbiri olmayacak diyor. Dolayısıyla o gönüldeşliği onun var kendi kızıyla ve Yannis'le ve tabii ki Alpagut'la. Dolayısıyla alt taraf böyle dolu olunca sen de bunu oynarken izleyici de bunu çok daha net anlar ve algılar hale geliyor. Ya burada şimdi çok sevdiğim iki tane arkadaşım var. İlk bölümde onları izlemiştim. Hem Barış Bağcı hem de Erdinç Gülener. Ya onların buraya verdiği cevaplar, ben kahkahalarla gülmüştüm. Barış yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir hareket yapmıştı değil mi? Yani tahtı istiyorum diye. Erdinç'te de bir pazarlık dönmüştü diye hatırlıyorum. Taht. Olabilir. Ben bunu alayım, sen onu al. Tahtı sana ben bıraktım zaten. Evet. Yani. Tamam, o zaman sen istedin. Benim olanı bana mı veriyorsun? Hayır, Begim'in. Ben Begim atı alırdım. Atımı alırdım. Ben tek bir şeyi bir bütünsel hale getirerek bir tek şey rica ediyorum. Dekor ve kostümleri rica edeyim ben de. Taht Barış sende kalabilir. Çok. Çok. Bir dönemde üç bölümü iç içe çeker hale geldik. Ki bu hani üç bölümü iç içe çekmek zaten zor bir şey. Ama üç bölümü iç içe çekerken Kekamenos'un bir bölümde hiç görmediği, bir bölümde biraz gördü, bir bölümde de böyle ışığı çok az seçebildiği durum var. Dolayısıyla her üç bölümü iç içe çekince, şimdi arka arkaya sen sahneleri çekmeye başlayınca ben Rejistan arkadaş, bu arada teknik ekibe, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin enerjisi olağanüstü. Şaka yapmıyorum. Bu kadar bir şey, bu dozda bir şey çok az rastlanır. Zaten o yüzden başarının büyük kısmı da onlara ait. Hepsine çok çok gönülden birer kere daha teşekkür ederim. Şimdi diyorum ki, bu sahnede Kekamenos ne kadar görüyordu? Çünkü ona göre oynamak zorundasın. Yani sadece lafları ezberlemek değil, sadece karşındakiyle bir enerjiyi oluşturmak değil, sadece oyunculukla ilgili bir şeyleri oluşturmak değil, aynı zamanda da hiç mi görmüyorsun, yoksa bir miktar mı görüyorsun, yoksa çok az mı görüyorsun bir araya getirmek ve bunları doğru şekilde oynamak ve insanları bayıltmadan, çünkü çok fazla tekrar edebilirsin. Genellikle çok fazla tekrar etmeden çekiyoruz sahneleri. Sıcak sıcak, taze taze pişirip insanların önüne sunmuş oluyoruz. Gerçekten bunu yapmamı istiyor musun? Ve hazır mısın? Şimdi bak, şu anda boom var. Tabii sen bunları görmüyorsun. Şimdi teknik olarak bizim ekip tamamen hazırlanmaya başlıyor. Hazır mısın? Geliyor. Alparslan! Böyle de gider, daha devam. Vay, ses çınlıyor şu anda içeride. Bir dolu Alparslan diyor, bir de o var. Yani sadece tek bir anda değil mi? O mesela lafın içinde de Alparslan geçtiği anda o anlar onun aklına geldiği için sürekli oraya kilitleniyor.
Şu anda olmayan yaraya. Neredeyse hiç yok. Bu sette senaryonun sözcüklerinin birebir söylenebilmesi daha değerli ve ona uygun bir stil izliyoruz. O yüzden de doğaçlama çok fazla olmuyor. Ama şunu hatırlatayım, biz diziyi çekmeye başlamadan önce bir 45 gün kadar çok ciddi bir ön hazırlık devresi geçirdik. Burada önce 2 saat at biniyorduk. Hemen ardından ya işte Allah ne verdiyse artık yakın dövüş olur, koreografi olur, kombinasyon olur, kılıç bıçak yumruk olur. Dolayısıyla 4 saat bir kere kafadan her gün ekip arkadaşlarınla birlikte zaman geçiriyorsun. Şimdi o oldukça zaten gittikçe o insanları hem insan olarak tanır hale geliyorsun. Gerçi pek çoğunu önceden tanıyorum ama birlikte oynamamıştık. Ya mesela Ayşegül Ünsal'la Baba Evinde birlikte oynamıştık. Zeynep Özdar'la birlikte oynamıştık Tolga Çevik'in bir filminde. Çok çok sevdiğim, çok beğendiğim, oyunculuğunu çok beğendiğim insanlar vardı. Barış Arduç'la birlikte zaten aynı salonda antrenman yapıyorduk. Ama bu karakterlere bürünmek için bizim önümüzde bir zaman vardı. Yani durduk yerde selamünaleyküm, merhaba ben Toprak. Evet 3-2-1 oyun çekiyoruz falan gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Onu da Alparslan Büyük Selçuklu kendi içinde çok doğru başardı. Uzun süre bir hazırlık ve ondan sonra sete çıkış kendi içinde çok da doğru bir şey aslında. Yani belki 43 yıldır bu işi yapıyor olduğum için bir ihtimal olabilir. 11 yaşındayken Radyo Çocuk Kulübü'ne girmiştim. Şu anda 54 yaşındayım. 43 yıldır aslında hani He-Man, Voltron, işte Tom Cruise, Brad Pitt bütün hepsini konuştum. Pek çok insanı konuştum. Aynı zamanda kendi eğitmenlerimle birlikte de seslendirme yapıyordum. Oyunculuk okulu eğitimim var. Sınavla girdim, kazandım. Sınavla birinci oldum, sınavla bitirdim. Bu iş ciddi bir eğitim. Çok üst düzeyde eğitmenlerden dersler aldım. Yani işte insanlara böyle biraz yetenek gibi geliyor ama aslında pek bu yetenek değil. Tabii ki yetenek olmazsa da olmaz diye düşünülebilir ama işin çok ciddi bir kısmı bence en az %80'i disiplinle çalışmak. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. And here is for you, for the audience, for the viewers, for the supporters of Alparslan the Great Selçuklu. I and my teammates are really very pleased from your support from all around the world, including the Latin, including the Caucasians, including all around the world mainly. The thing that we need to say is we are very happy and very proud from your support. Please do enjoy the ride with us. Because we enjoy a lot and also we do like to say thank you so much for your great share of your opinions and for your great support. Love from Turkey, love from Alparslan the Great Selçuklu and that's Güzel from Kekal Menos.